Hocam bir de Muntakim isminden bahsetsek. Rabbimiz Muntakim isminin gereğince kendisine yakın olanlar için, zulme uğrayanlar için zalimleri cezalandırandır, hak edenleri. Peki insanı zalim olma veya cezayı hak etme noktasına götüren fiiller nelerdir? En temelinde inançsızlıktır. Allah'la bağını kopartan ve kul olduğunu unutan insanın azgınlaşması mukadderdir. Son derece hızlı bir şekilde yapı bozumuna uğraması, fıtratını kaybetmesi ve bir şekilde Allah-u Teala'nın kendisine gösterdiği rehberlikten, kendisine sunduğu vahyin aydınlığından mahrum kalarak kötülüğün peşinden koşması mukadderdir. Dolayısıyla kötü insan modeli önce inanmayan, Allah'ın varlığını inkar eden, İslam'ı, dini, inancı, maneviyatı inkar eden ve dolayısıyla da kendisine rehberlik edecek, yolunu aydınlatacak bir ışık kaynağından mahrum olan insan modelidir. Diğer taraftan ikincisi Allah-u Teala'nın merhamet gibi, adalet gibi insanların yeryüzündeki hayatlarında mutlak surette sahip çıkmaları gereken temel ilkelerinden ve değerlerinden uzak duran insan kötülüğe meyilli ve kötülükle iç içe olan insandır. Hani inanıyorum diyorsunuz, tamam iman ettiniz, bu sizi iyiliğe teşvik etmeli. Yolunuzu aydınlatan bir kitaba, Kur'an-ı Kerim'e inandınız. Kur'an-ı Kerim'in içinde ne dediğine bakmazsanız, İnandığınız kitabın size iyilik adına neyi tavsiye ettiğine ve hangi kötülüklerden uzak durmanız gerektiğini size öğrettiğine bakmazsanız, o zaman kötü yolda, kötü izde, kötü planda ve gelecekte hareket etmeniz çok doğaldır. Çünkü siz rehberi okumuyorsunuz. Sizin bir haritanız yok, yol haritanız yok. Yanlış yola düşmeniz ve kötülüğe sapmanız son derece beklenebilir bir durumdur. Ve orada tabii ki siz eğer hidayetin aydınlığından, Kur'an'ın ve peygamberin sünnetinin aydınlığından, rehberliğinden uzaksanız, Hazreti Peygamber'e kulak vermiyorsanız, onu dinlemiyorsanız, kimi dinliyorsunuz? Neyi seyrediyorsunuz? Hangi tavsiyeye uyuyorsunuz? Kimin rehberliğinde, kimin koluna girerek hayatınızı devam ettiriyorsunuz? Onu sormanız gerekir kendinize. O zaman işte eğer sizi kötülüğe sürükleyen, kötü davranışları size öğütleyen, kötüyü güzelleştirerek sizi teşvik eden, kötülüğe el birliğiyle hizmet etmeyi size tavsiye eden seslere kulak vermeniz durumunda kötüleşmeniz de gayet normaldir. Bu durum işte inanç yoksunluğu ya da inancınız varsa bile onu destekleyecek ibadet ve ahlak yoksunluğu insanda kötülüğü besleyici bir güç olarak, hayatı kötüleştiren bir varlık olarak yaşama gibi bir sonucu beraberinde getirir. O çok kötü bir insan dediğiniz kişi nedir? İşte ya hırsızdır, ya mazlumun ahını alandır, ya garibanı, ihtiyaç sahibi olanı, dulu, yetimi, mülteciyi iten kakandır, ya cimridir, ya kibirlidir, ya insanları ağzı bozuktur, devamlı lanet okuyan, beddua eden, laf taşıyan, insanlar arasında dedikodu taşıyandır. Ya işte döven, söven, işkence eden birilerine. Dolayısıyla bunların hepsinin tabanında aslında kötü ahlak ve onların da beraberinde getirdiği vicdanının sesine kulaklarını tıkayarak kendini kötülüğün akışına bırakmak vardır. İnsan devamlı o kötülüğe dur demekle ve kendisini kötülüğe teşvik eden, kötü bir şey yapma konusunda nefsi ona bir şey fısıldadığında, şeytan ona bir şey söylediğinde hayır diyebilen vicdanının ve aklının sesine kulak vermekle yükümlüdür. Eğer siz vahye kulağınızı kapatmışsanız, vicdanınızın sesini kısmışsanız, aklınızı devreden çıkartmışsanız, esfeli safiliğin, kötülerin en kötüsü, aşağılıkların en aşağısı olmanız beklenir bir durum. İşte öyle bir insanın yeryüzünde oluşturduğu zararın elbette bir bedeli olacak. Elbette birileri ondan intikam alacak.
Bu kadar masumun, bu kadar kadının, çocuğun evlerini terk ederek sefil bir şekilde ülkelerini, vatanlarını bırakıp da başka yerlere mülteci olarak göç etmesi, bu kadar insanın kan kusması, bu kadar gözyaşı dökülmesi, bu kadar açlıktan kıvranan çocukların ölmesi, bu kadar kötülüğü besleyen, organize eden ya da bu insanlara iyiliğin ulaşmasına engel olan birileri var mı? Var. Ve bunlar insan. Bu kötülüğü yaygınlaştıran, yapan, yaratan Allah değil. Burada insanın kötülüğü var. Peki onlardan hiç mi bir intikam alanı olmayacak? Bu kadar ahın, bu kadar gözyaşının bedelini bunlara kim ödetecek? İşte orada asla güç yetiremeyecekleri kadar güçlü olan azizün züntikam, aziz, en yüce ve en güçlü, en üstün kudrete sahip ve züntikam, intikam sahibi olan Allah'ı karşılarında bulacakları bizim Esma-i Hüsna'dan öğrendiğimiz bir gerçektir. Allah Teala züntikamdır, müntakimdir, intikam alacaktır. Ama kendi için değil, kendi haşa hırsıyla, kendi öfkesiyle ya da kendi haşa nefsani istekleriyle değil, aksine kendi hakkını koruyamayan ve güç karşısında ezilip de Rabbinden yardım uman nice mazlumun ahını almak için intikam alıcıdır. Dolayısıyla burada insan nasıl kötü olur? Rabbini unutarak, Rabbinin karşısında durarak, Rabbine kafa tutarak. Peki bu durumda ne olur? Bu durumda Rabbinin El-Muntakim ismiyle kendisini karşı karşıya bulur.